Peki hocam, baş ağrısı, şimdi bu kadar hassassınız ya baş ağrısı evet. konusunda. Hangi hastalıkların baş ağrısı belirtisi olabilir? Biz diyorum ya, yani oh ilacı alalım. Başım ağrıdı, tamam. Geçti. Geçti. Yok. Evet. Şimdi en önemlisi tabii ki hep bu bilinir ama hep kulak ardı edilir, beyin kanamaları. Ay. Baş ağrısında çok şiddetli şöyle bir soru sorarız biz. Bu ağrı senin tanıdığın bir ağrı mı? Yoksa hayatında ilk defa mı böyle bir ağrı oldu? Hayatımda ilk defa diyorsa iyice parmak bas. Çünkü o tanımadığı değişik bir ağrıdır ve yeni olan bir olayı gösterir. Yeni olan bir olay. Alışılmadık bir şey. Alışılmadık. Doktor hanım bir anda geldi. Çok yeni bir hastayla örnek vereyim size. Örnekle anlatınca daha rahat anlaşılıyor. Çok güzel. Dün bir kız geldi bana. Bulgaristanlı ve Bulgaristan'dan geldiler arabayla. Go-kart diye bir şey var. Hani böyle hızlı arabalar kullanıyorlar. Car 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 car. Kız öyle bir tip. Tam diyor, hareketli yani, canavar gibi bir şey. Ona bindim diyor, 3-5 tur attım diyor. Birden şöyle bir ağrı geldi diyor. Ama nasıl nefesim tutuldu diyor. Bakın bu çok önemli. Ağrı nasıl geldi? Bir de o var. Şimdi bu lafı söylediği anda ya kanadı ya da buradaki damar ciddi bir ağrı yaparak tıkanan bir damarımız var. Bakın çok önemli iki tane nokta. Hemen dedim ki dur, sen çok ciddi bir şey geçirmişsin. Ama hiçbir şey bulamadılar ben dedi. Bir aydır arıyorlar dedi. Değil mi? Bulgaristan'a gitmiş, bir şeyin yok Bulgaristan'da demişler. Olmuş. Sonra Türkiye'ye gelmiş. Sonra gene dönmüş falan fıstık. Neyse uzatmayalım. Evet ama bir şey konulamamış. Şimdi, hayır konulamamış. Ondan sonra neyse bir elinde yalap şap bir MR var. Yani teknik şartlar her yerde aynı değil tabii ki. Orada ben şüphelendiğim bir şey oldu. Üstüne gittik ama bakın kızın tarifi burada çok önemli. Yani birdenbire feci bir ağrı. Bunda iki şey düşüneceğiz. Baş ağrıları nerelerde önemli dediniz. Bir kanama, iki arkadan gelen bir baziler arterimiz ve vertebral arterler vardır. Ve önce vertebraller gelir, bazileri yapar. Onlar yapar. Aa. Evet, ve ölümcüldür. Yani. Kaldım böyle. Şimdi yani. O anda müdahale ederseniz hayatı kurtulur. Bir şey yok. Al bir aspirin. Zaten. Marka söylemiyorum güle. Hocam. Bir ağrı kesici. Hayır yani. Örnek tabii. O artık çok şey bizim. Için. O bizim aynen, şey aynen. değil. Ama işte şimdi mesela öyle. Ben de şimdi, ondan içiyorum ama bu sefer de arttırır yani. Şimdi bazı ağrı kesiciler kanama yapar. Bazıları tıkanma yapar. Bunu da bilmiyoruz. Şimdi eczaneye gidip ağrı kesici. Baş ağrısı oldu. Bir, çok acil, ölümcül olanları söyledik. Kanamalar. Büyük evet. kanamalar. Ani gelen anevrizma kanamaları, diseksiyon kanamaları, bir de bazı özel tip tıkanmalar. Çok ani bir baş ağrısı gene çok önemli bir beyin hastalıklarından şu anda sadece söylüyorum, nörolojik hastalıklarımızı söylüyorum. Bir önemlisi de tümörlerin, hiç sessiz tümörlerin ani ortaya çıkışında tümör devamlı ağrı yapar. Evet devamlı ağrı yapabilir ama hiç ağrı yapmadan çıkabilir. Ne zaman yapar biliyor musunuz? Ani bir eforla etrafının ödemi artar ve herniye olmaya ramak kalır. Yani çok az bir şey kalır. O sırada çok ciddi baş ağrısı ve bulantı kusma. Eğer baş ağrısının ardından bulantı başlıyor, arkadan da kusma geliyorsa kesinlikle çok acildir. Ay bu çok tamam önemli. Altından hiçbir şey çıkmasın. O tabii ki çok sevindirici bir olay. Ama böyle bir baş ağrısı alarmdır. Ha, onun dışında ani baş ağrıları dediğimiz zaman bunları söyledik. Ani baş ağrısı tabii ki ani basınç değişikliklerine bağlı farklı olaylar var. Bunun dışında ani olmayan ama önemli baş ağrıları dediğinizde baş ağrısı neden olur? Evet, evet.